İmam bin, kendisi kitabı mübin, kendinden sonraki gene İmam bin. Evet, aynen. Çünkü eğer hazır eşya kitabı mübinse, sen de hazır değil misin? Hazır. Bedenin kitabı mübindir. Yani önün İmam bin, evet. Demin dediğiniz gibi. Yani şu ben miyim? Değilim. Vücut. He. Peki hazır eşyanın dışında mıyım ben? Değilsin, berabersin. O zaman ben de kitab-ı mübinim aynı zamanda. Ben de kitab-ı mübinim şu anda. Evet. Peki o ben alan ben kimdir? İmam-ı mübin. Çok farklı taşıdınız abi yani. Şimdi çok tefekkürümüz çok değişti. Toplamayı baştan bir daha okumak lazım. Ama yani böyle değil mi belki varlık ben bununla mıyım beraber? İrfan'ım söyler misin ya ben heyecanlanıyorum yani. Ben bununla mı benim ya? Yok değilsiniz abi. Değilim. Peki bu mahluk değil mi? Bana giderilmemiş mi? Bu varlığın dışında, lef-i mahfuzun dışında tanımlamabilir misin? Mümkün değil. Belki bu o zaman hazır eşya kitabı bilse ben de hazırım. Evet. Ben de kitabı mübinim. Sizi hazır eşyada tutuyor. Yani kitab-ı mübin hep benim dışımda aradım. İmam-ı mübini hep kendi dışımda aradım. Allah'ı hep kendi dışımda aradım. Adam diyor ki, Hasan kardeş ya deli etme beni diyor. Sırat köprüsünü buraya getirdin. La kardeşim, diyesim geliyor da diyemedi ama. Abi, la tövbe. Kitap, ben lefim şey ki, Sırat köprüsünü ben getirmedim vallahi. Var. Ya öyle anlatıyorlar senin için diyor ya. Sırat köprüsünü sen getirmişsin buraya. Abi vallahi buradaydı o. Nasıl geri götüreceğiz diye belki derken. Dedi ki nasıl buradaydı diyor. Deli etme beni diyor. Nasıl Sırat Köprüsü buradadır diyor dünyada. Abi Sırat Köprüsü mahluktur. Onu yaratan Allah bile burada. Dur hele ya dedi ya. Dur hele. Güzel dedi ama dur. Abi boksta aparkat diyorlar. Şu anda bir anda. Şimdi bak. Bu kitab-ı mübindir. Bak. Eğer kendini hayat ile tanımlarsan, şöyle diyeyim, kitab-ı mübin buzdur, su imam-ı mübindir. Su kitab-ı mübindir, H2O imam-ı mübindir. H2O kitab-ı mübindir, enerji. Böyle geri nerede durursan arkan hep imam-ı mübin yani. Şimdi ben bu varlığın dışında dışı kalabilir miyim? Ben kitab-ı mübinim. Ruhum İmam-ı Mübin'dir. Ama ben tahammül edemiyorum. Ruha da tahammül edemiyorum yani. Ben ruhla ben olamam. Mümkün değil. Ona bile kabul edemiyorum yani. Ben öyle bir şey olacağım ki hiçbir şeye benzemeyeceğim. Her şeyin kaynağı olacağım. Böylelikle enaniyetim de tatmin olacak. Enaniyet menfi manasında değil ha. Yani Allah şirk istemiyor. Allah'ın en cami halifesi insan değil mi? Ben de istemiyorum. Ondandır zaten evde kavgalar oluyor. İştirak istemiyoruz. Evet, evet. Padişahlar ne kesmiş, doğramış. İnsanın tabiatında var bu. Ama yönü değişik tabii. Evet. Ben de istemiyorum. Allah ile rakip olamam çünkü o bana benzemez. Mahlukat bana benzediği için rakip istemiyorum. Onun için mahlukattan rakipsiz yaratılmışız. Yok rakip. Cebrail bir rakip değil ya. Arkada kaldı. Ben bir adım atarsam yanarım diye okuduğum zaman ben biraz keyif aldım ya. Çünkü benim nevim ya. Onu da geçiyor ya. İftihar ettim diyorsun. Evet. Ediyorum yani. Ona böyle acayip bir şey peygamber. Bir adım da atarsam yalan dediği adam gidiyor yani. Şimdi bunu taşıyalım abi. Taşıyalım. Mesela şimdi İmam-ı Mübin beni bazen kurtarır mı? İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin biz zaten sürekli hali hazır için tefekkür ettiğimiz için bunu yanlış yaptık. Sanki yani sandık ki geçmişteki geçmiş, gelecekteki gelecek sandık. Halbuki gelecek zaten orada. Geçmiş de orada. Hepsi oldu. Hepsini o zaman bize komplesine Kitab-ı Mübin dersek İmam-ı Mübin'i Lef-i Mahfuz'un arkasına taşımamız lazım. Zorunda kalıyorsun zaten. Başka çıkar yolu yok. Çünkü biz hep şunu tefekkür ettiğimiz için bunun dışına çıkamadık. Yanlış yaptım bir şey bu. Şimdi ben gidiyorum abi buradan başladım. Burası Kitab-ı Mübin. Orası İmam-ı Mübin. Burası İmam-ı Mübin. Geldim. Burası Kitab-ı Mübin oldu şimdi. Bu taraf İmam-ı Mübin. Burası İmam-ı Mübin. Ne oldu ki ya? Zaten orası vardı. Geçmişte zaten geçmişte. Zaten o 111'de sözlerinde söylüyor. Mazi ve müstakbel diyor. İlmi ve canlı ve ruhlu duruyor diyor. Evet. Zaten hani insanlar buna inandığı için zaman makinesi diye bir şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi adam zaman makinesini yapıyor. Arka plandaki psikolojisini şunu kabul etmek zorunda. Geçmişteki adamlar orada duruyor olması lazım ki ben oraya gidebileyim. Evet. Yoksa zaman makinesinde mi mantıklı olacak? Ya da geçmiş geleceğe dönüp gidecekse ya da geçmişe gidecekse demek ki adam bunu kabul etmiş. Bütün mesela inançlı, inansız bütün herkes bunu konuşuyor abi zaman makinesini. Ama kimse arkasındaki psikolojiyi sormuyor. Arkasındaki psikolojisi herkes geçmiş ve geleceğin hazır haline inanıyor. İnanmaz. Var mevcut.
Yoksa nereye gidecek? Diyelim ki geçmişe gidecek adam zaman makinesiyle veya geleceğe gidecek. Geleceğe gidecekse geleceğin zaten orada olduğuna inanıyor olması lazım. Yoksa nereye gidecek bu adam? Bu mesele bu. Yani biz olay tam hali hazır. Geçmiş neredeyse gelecek de oradadır. Orada olması lazım. Yoksa nereye gidecek bu adam? Ben o hatırlar mısınız? O bir şey anlatmıştım. Şeye, köye gittim. Evet abi. Geçen sene miydi? 5-6 ay önce. Köye gittim. Çocukluğumda dedemle çobanlık yaptığımız yer var. Bunun sitede yok yani de. WhatsApp'a biraz atmıştım. Böyle çobanlık yaptım. Taş vardı. Taşın üzerine çıkardım. Dedem de taşın altına otururdu. Hayvanlar böyle şey yapardım. Yani başka kimse yok. Ya hayvanla oynayacağım ya dedemle. Oynardım. Yapma falan üsteyim ya. Falan işte ben böyle bir anda daldım böyle. Yukarıdan bakıyorum çocukluğumu. Böyle bir yer. Baktım ki böyle daldım da ama halüsinasyon tabii böyle. Ben biraz şizofreni hastası olduğum için böyle garip garip böyle hayalleri ciddi zannedecek kadar şimdi hastalık var. Ben o kabul ediyorum. Şöyle baktım böyle. Allah Allah. Şöyle taşı. Merak ettim böyle. Ay gidiyor. Oraya çıkıyordum. Çıkıyordum. Böyle hani kırtasiyede böyle kart satılıyor ya. Siyah siyah böyle nokta falan böyle. Şöyle dikkatle bakarsan 2 dakika içi gözünü şey yapma. Bu kalkıyor. Arkada bahçeler gözüküyor. Evet abi. Buna bir şey diyorlar. Kırtasiyede satılıyor. Var abi. İnternette bolca dolaşıyor. Şimdi adeta öyle bir şey oldu böyle. Aa baktım Allah Allah. Çocuktum aynı. Atlıyorum. Ya geldi şimdi bir şey geliyor falan. Hakikaten Fesubhanallah. Ona baktıkça baktım ki ondan öncekiler de çıkmaya başladı. Aynı yer. Şey yani. Başka şeyler. Birisi olması lazım ki hayalimi çeksin diyor usta. Beni oradan diyor çekecek kimse olmadığı için diyor. Usta dibe girmiş. Yani ama senin kadar gidebilirsin. Bu herkes yapabilir. Sen o taşın üzerindeki sen çocukluğuna gidersin. Biraz da yoğunlaşabilirsen böyle. Senden önce bir hafta önce o taşın üzerine kim çıktıysa orada. Herkes burada kardeş. Herkes nerede? Ben burada kaldım. Burada geçen hafta 15 gün önce vardım. Ben bu koltukta kimler oturmuş, yapılmış yapılan. Herkes duruyor burada. Peki o kitabın bin mi imam bin mi? Nerede duruyorsan odur. Nereden baktığına bak. Onu anlattım ya biraz önce. Zaten makinesi ben altında. Anlayayım dedim yani. Peki ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Eğer böyle bakarsan benim o şey, o sana göre imam-ı bin iken bana göre kitab-ı bin'dir. Evet. Peki o... Hazır benim.